kanka. Top sende şu anda. Berke. Ne yaparsan gerçekten haklısın. Ben sana girelim. Yanındayız. Bir şey hissediyor musun? Atalım yani. Oğlum hissetmesi böyle tepki verir mi adam? İster istemez vardır bence bir şeyler. Bas git. Bence git bas. Hayırdır git bas. Ya? Şu an izin git vermezler. Bas ya. İzin vermezler abi. Hayır hayır. Bir çocuk için değil. Çocuğa saygısızlık olsun diye değil. Gizem'e söyle kardeşim hayırdır deriz. Sen de bu kadar değer veriyordun. Niye böyle dansı kalkıyorsun de mesela. Ha şimdi açıklaması hayır, arkadaşça dostane oldu ya. Dese de bunu kabul edebilecek mi durumda? Ya neyin arkadaşlığı neyin dostanesi ya. Hangi arkadaş hangi dostane? 50 bölüm geçtik arkadaşlık. Onu soruyorum kanka. Onu soruyorum yani. Oğlum Gizem ilk gün adamı düşünerek gelmiş yüksek. Evet. Şeyle şimdi yani. Kalkıyor böyle. Haklısın o zaman Gizem'i sorgularız yani. Bir de şey falan dedi, oraya çok takıldım. Yani ben bu çocuğu buluyor ya. Burçlarımız iyi anlaşıyor falan filan evet, dedi ya. Belki oğlum, oradan bir sinyal almış olabilir. Bir Gizem, iki Beyza. Çok rahat konuştular. Kanka Beyza'da ya, bence ekstra bir şey yoktu. Hani var mıydı benim göremediğim? Belli bence vardı ya. Bu kadar belki çok konuştu gereksiz ya. Biri geliyor dansa kalkıyor. Ya o genel madem hali ya. Yüksekse, ya şimdi bunların arası da birazcık bozuk. Ondan da şey yapıyor olabilir. Ben şu an fevri davranmayacağım. Aynen. Nihli'yi çağırmak istiyorum buraya. Ama biraz stresli gibisin acaba sen de bir şeyler hissediyorsun. Stresli değil. Stresli değilim kanka. Yok şimdi oldu. Böyle yüksek geldim deyip beni kendine bağlayıp böyle ilk harekette bir tarafların değişik danslara kalkıyorsa olmaz. Anlıyor musun? Acaba kıskandırmak ama için mi? Ama kararsız da kaldı. Ya kanka kıskandırmak için yok, şey yok ya. Dans ediyorken kıskandırma gördüm, bu şekilde tabii, yapılmaz yani. Ayıp oğlum zaten ben desteklemiyorum abi, hiçbir şekilde. Ben ne zaman yapılmaz ya? Zaten. Baba ne zaman ya? Ne zaman? Ne zaman abi? Mezara girince ya baba. Yemin ederim ki ne zaman ya? Dur gelsin. Aynen ben vallahi çok kuruldum. Aşırı kuruldum. Sormadın mı kardeşim sen? Kardeşim insan bir sorar. Bence onu sormuştur ya şipli olan olmayan. Oğlum o sorduysa kaldırdıysa daha büyük sıkıntı. Kimse gitmesin o gelince. Kanka yani her insanın şey tepsi farklı olabilir. Ateş arkadaşımız geldi. Tanışma yolunda olan bir adamı kaldırmam dedi. O onun yapısıydı. Adamı değil kızı. Adamı değil kızı. Çocuk gelsin. Hayır ateş diyorum öyle bir adam diyorum yani. Yapısı gereği öyle. Ama şimdi başkası gelip tanışma yolunda olan birisini. Hayır bir dakika. Kaçırdığımız tek nokta var. Şipi olanlar söylendi mi? Söylenmedi mi? Tabii. Söylendiyse. Çok basit şeye takılıyorsunuz. Bir dinle bir dakika. Bence basit. Eğer şipi olan söylenip Gizem'e gidildiyse. Adamın suçu. Adamın suçu. Nihle kırmızı o da ya. Bir dakika dur. Bir görelim. Bir dakika kanka izle. Dur sakin oğlum ya. Kanka bir odaya girip çıkar belki. Bunlar söylemedi büyük ihtimalle. İzle bekle. Oğuz belki girip çıkar. Çocuk gelir gelmez çocuk. Belki odaya bakar çıkar. Bekle dur kanka bekle. Oğuzcum. Tamam dur. Oğlum ne oğlum bak ha. Sen çok yükseksin. Nihle hareket öyle. Verilmezse gideceksin. Bayağı özgüvenli gidiyor ya. Oğuz birlikte gidiyoruz. Ben de geliyorum. Bekle dur. Hepimiz basalım çocuğu. Hayır. Dur. Bat gel buraya. Gel bir gel ben bir şey yapmıyorum. Bat. Bat gel. Gitme, bat. Gel. Oğlum benim bak Nihle gidiyor. Bat bana bat. Saygı göster oğlum şuraya gel. Kanka oğlum, sen niye gidiyorsun? Beraber gidelim az önce. Bekle bir görüntü gelsin. Bir gel buraya gel. Çocuğun saygısı çıkıyor. Çocuğun saygısı yapacak için mi böyle yapıyorsun? Gel geldi çarptı çocuk. Kardeşim çocuk hem 2-3 kişiye yok. Onu dansa kaldırıyor yok. Onu kırmızı odaya. Kanka izleyelim görelim. Dur biz yakın Nihle çıkar hemen. Nihle çıkarsa kazandı. Benim daha önce. Çocuk geldi ayarımızı bozdu. Kırmızı oda deme yarası var. Şimdi ekran vermeyecekler. Verilir. Bir dakika. 60 saniye tutsana. Kanka ben o kadar güveniyorum ki küçük yengeye. Ben de güveniyorum. Ama gitmesini benim içine. Şu anda ben pek anlamadım. Abi nihlilik hiçbir şey yok. Odaya girecek çıkacak. Ben çocuktayım şu an. Yok. Çocuk harbi. Gizem'i dansa harbi. Kaldır. Nihli'yi kırmızı oda harbi falan. Hayırdır. Sana bir şey diyeyim mi? Bir dakika. Merhaba. Hoş geldin. Hoş buldum ama... Helal kız. Ya saksızlık olur. Helal kız. Olmasın saksızlık olsun hiç istemem. Şu anda çok panik yapma. Benim şifim var. Tamam. Tanıma yolunda olduğum biri var o yüzden hiç gelmeyeyim. Çok tamam. Teşekkür ederim beni. Rica ederim. Sadece sorun konuşmak için şifin olduğunu da bilmiyordum. Sadece tanışmak için çağırdım. Biliyorum şifim olduğunu bilmediğini. Söyleyecektik ama arada şey oldu söyleyemedik. Tamam sorun yok ya. Tamam o zaman gidiyorum ben. Görüşürüz. Özür dilerim. Sorun yok. Şey Berke sen git. Oğlum bir şey söyleyeceğim. Oğuz işte tehlikeli. Hayır oğlum Oğuz tutamıyorken. Hep birlikte gitmeyin beyler. Oğlum yok. Dayı çocuğa bir orada bir pataklayalım. Çocuğu ilk günden korkutmayın. O. Kardeş hoş geldin. Hoş buldum. Sen böyle şipleri çağırıyor musun? Şip olduğunu bilmiyorum. O zaman ne yapacaksın biliyor musun?
soracaksın insanlara, şipin var mı yok mu, ona göre hareket edeceksin, tamam mı? Tamam. Hareketlerine dikkat et. Yazık ya. Onu dansa kaldırıp başkasını kırmızı odaya çağırma bir daha. Ben sadece enerjisini merak ettim. Ben başlarım senin enerjinle. Bak geleceksin içeride, bunların ay, hepsini konuşacağız, tamam mı? Yazık ya. Hareketlerine dikkat et. Gözüm hiç tutmadı senin. Hareketlerine ay, dikkat et. Ay yapmasın. Oğlum şu kırmızı odaya girin. Bari bak. Alın Oğuz ya, diskalifiye olacak şimdi. Tamam. Oğlum manyak mısınız? O kadar izin vermeyin abi. Korktum vuracak diye, Allah çarpsın. Müthiş yükseldi ama Oğuz. Normal. Sinirlendi. Sinirlendi. Ben Oğuz'u ilk defa bu denli gözü dönmüş gördüm. Sinirlendi. Abi sinirlenmeyi taktı bu arada. Dağdan gelmişsin. Abi haklı ya. Oğlum. Nile niye gidiyor, şey yapıyor, Gizem dansa kalkıyor? Harbi selamünaleyküm oldu. Hadi Murat iyisin, yeni adam çıktı sana. Yok yok, bu bana geldi. Oğuz bana. Çok korkuttum kanka beni. Nihle zaten söyleyip çıkacak dedi. Evet, söyleyip çıkmıştır. Sinirlenmesine okeyim. Nihle'nin de tavrını hepimiz şu an tahmin ediyoruz. Evet, Nihle asla oturup sohbet etmemiştir. Yok. Gereken tepkiyi vermiştir. Oğuz'un bu kadar yüksek davranması evet, doğru kesinlikle. Değil. Bir de bir ay yani, bir eliyle sıkılması olabilir. Biz böyle çıktık. Bir de şey diyor, çocuğa üzüldük çocuğa. Haberin olsun. Bilmiyor olabilirsin tamam ama bundan sonra öğrendin, ona göre hareket edeceksin. Bu muamele değil. Yani bu muamele değil. Bu temas halinde. Elini tutup böyle çekiyor falan. Yeni gelmiş. O ilk günün çocuğu. Evet. Bir de burada da çok iyi karşılayamadık. Erkek tarafına da böyle bir giriş sağlaması onun için pek. Gizem en azından Berke için geldiğini dile getirdi. Hani bu tamamen o anki enerjiye göre çağırdık. Yani, ya evet ya. Küçük çok de... iyi bence, kötü birine benzemiyor. Evet. Kötü biri evet. Değil, çok beyefendi. Ben o çocuğun asla kaba biri çevireceğine inanmıyorum. Ben de çok üzüldüm. Gel, seni ne yaptılar? Ya benim anlamadım, Nihle nasıl kırmızı odaya gitti? Gitti çıktı ya. Çıktı oğlum, çıktı. Gitti çıktı hemen. Kız tamam, bir şey söyleyeceğim. Mecbur gidecek. Çocuk tek mi oturuyor orada şu an? Tamam biz keşke otursaydın onu tanısaydın. Şimdi kıza çocuğa bir... Kırmızı odada da hakkı verecekler. Bak orada da birini çağıracağız. Çağıracağız. Bak diskalifiye olacaksın. Nihle'yi düşün en kötü yani. Saçmalama. Tek şu anda. Gitti çıktı. Konuşarak hani hayırdır falan. Gelecek şimdi, buraya gelecek. Sakin. Gelsin uzun saç. Bir şey söyleyeceğim. Bir kırmızı odada hakkı verilecek. Yarıda kesildiği için. Evet. Bir bomba daha patlatacak. Anlamadığım şey. En kötü birimiz daha patlatırız. Gizemi dansa kaldırıyorsun kırmızı odaya. Şimdi aklında bir iki kişi var diye böyle tavır. Bir dans, bir kırmızı oda, ayrı ayrı kişiler. Kendini kötü duruma düşürdü işte evet, çocuk şu anda. Evet, eksi bir hareket. Çok eksiyle başladı yani. Ama kısmetse olur tarihinde ben böyle bir hareket görmedim. Olduysa da bilmiyorum. Aşkım bir de şu değil var, mi? Çocuk açık açık da dedi ki eğer ilişkilerin iyi gittiğini görmediysem ona göre bir tavır sergiler, yaklaştırım şip ya. Olan birine de yürüyebilirim dedi yani. Bu, bu arada kimse kimseye evet bu arada. Şip olana yürüdüğü için kızamaz bu arada hiç. Aşkım kimse. Bak bu evin doğasında hani, bizim erkeklerimiz biraz bir şey bak, bizim erkeklerimiz biraz baskın karakterler ve kıskançlar böyle şeylere çok ne oldu? Ne oldu? Bir şey. Senlik bir durum yok. Gel. Ne oldu? Çok sinirlendi değil mi oğlum? Tamam. Hayır ağlayacağım bir şey yok. Sen niye gelsin? Ay Allah'ım. Ağlayacağım bir şey yok hayatım. Senlik bir şey yok. Oğlum ama bir şey dedi acaba. Ama seni zaten... Bak aşkım. Sana mı bir şey dedi? Yüzüme bile bakmadı da. Görmedi beni. Yok sinirlendi oğlum. O sinirlendiği için sen bir şey yapmadın zaten. Ne oldu anlatsana be. Anlat, ben oturun anlat. Sizde anlatsın. Al içmedi. Al bunu içmedi zaten. Hayali ayağı tutuyor. Sen sakin ne deyip çıktın? Sakin ol anlat. Ben de panik oldum zaten. Heyecanlandım konuşamadım ama şey dedim hani. Ya sana da ayıp olmasın ya saygısızlık olmasın çıkayım falan. Çıktım sonra Oğuz geldi. Zaten gelişini görmeniz gerekiyordu yani. Oğuz geldi ama içerideydiniz değil mi? Bir şey değil bu. Sen içeride mi konuştuğunu biraz geri çevirdin. Çocuğa kızdın ha. Ama sen zaten gereken ya, Oğuz geldi zaman gerekeni yaptı. Benlik bir şey yok, bana kızmadı. Yani. Beni görmedi bile ama tutmaya çalışıyorum. Dedim ki dedim hani çocuğun haberi yoktu diyorum. Görmedi bile, duymadı beni. Çocuğa çok sinirlenmişti evet. Gördün mü? Biz izledik. Senlik bir durum yok ki. Sen ne yapıyorsun? Hayır o an çok kötüydü. Sen gidip oturmadın ki. Oğuz'un sesi bağırdığını duydum. Dışarıdan duydum. Kız aşkı yapacak diye. O diskalifiye olur hani şey olur falan. Bir de Oğuz öyle sinirli görünce korkuyor. Bir de Nihle alışkın değil ya. Agresif erkek görünce korkuyor. Oğuz bağırdığında da korkmuştu. Erkekler evinde çok üstüne gitmezler inşallah çocuğun ya. Çok korkuyor.
korktu, rahat ol, tamam bir şey yok. Nile yapması gerekeni yaptı, çok doğru kişi. Ha direkt çıktı mı? Küçük yenge, oturmadı bile çıktı. Kanka çocuk zaten... Harbi mi? Çocuk evet evet. İşte öyle olur kanka. Ben onu yakaladığım zaman yapacağım. Şok şey. Benim şeye takıldığım nokta yaptı. Şok şey. Şipi oldu, şipimiz var demiyor. Belki muhabbet... Oğuz. Zaten eksi. Sen çıkardın sonra. Çıktı mı? Ben sen çıkardım. Ben gittiğimde Nile içeride bile değildi. Şaka yapıyorsun. Çok şey yani. Beynimiz hareket buyurdu abi. Çok iyi, gerekeni yapmışsın. Sen o hareketi yapmasın. Aldın mı cevabını hadi derdim çıkardım. Yok ben hiçbir durum yok. Yok bence Oğuz'un yapması lazım da yani öyle. Helal olsun Nile. Daha büyük yengeyi göremedik ama... Kur'an çarpsı takdir ettim yani. Yenge yok kanka bende. Yani Gizem'in de o şekilde dansa mesela kalkmaması lazım. Aga bana bir şey olur, beni tutun vallahi ben... Yok yok, bir şey yok oğlum. Sen kız yapması gerekeni yapmış. Yok hayır. Tamam hayır, tabii ki yanlış yaptı. Patlatacağım çünkü yok. Tabii ki yanlış yaptı, sakinliğini koru. Çocuk da hak ediyor biraz. Hak ediyor. Şu an Kırmızı Oda'ya kimi çağıracağım bilmiyorum. O yüzden Kırmızı Oda'ya gelmek isteyen varsa davet ediyorum buraya. Çünkü kimin şipi var, kimin şipi yok bilmediğimden dolayı. Şu an başkasını mı çağırabilirim? Kırmızı Oda şu an açık. Tanışmak isteyen varsa gelebilir. Bekliyorum. Kızlar. Ya ben çok üzülürüm. Biri gitsin ya. Hayır gidip yani ne yapacağız yanlış ama ya hayır. Ama bunu olur. İzah ederek gidiyor. Ya şüphe olanlar gidemez şüphe zaten. İzah biri. Ederek bence hani nezaket gösterilmesi evet, lazım. Evet Dilara sen hayır Dilara'nın. Ben o çocuğu zaten şey konuşup yani. Bozarım onu orada. Beyza sen gitsene ya. Beyza sen gitsene Beyza, ya. Beyza hadi ya. Kanka derim ama. Tamam derim. Zaten kanka derim. Ben asla düşünüyorum tipim de değil. Tamam boğazı gitmeyeceksin. Merhaba kanka dedim. Git yalnız kalmasın. Çok kötü bir şey şu an. Evet onun için gerçekten kötü bir şey. Vicdansız diyorsunuz ama bak ben gidiyorum işte. Gel de vicdansız tarafını bir göster artık. Hayır ben boğazı tutmayı. Gitmiyorum lan. Çabuk git gel. Git enerjini topla. Bak beğenen varsa gitsin. Ben boş boşuna geliyorum. Ya sen gelmeyin. Gidansızdır gidecek. Sen ne laf sokacaksın? Ben seni gidiyorum bak. Git git sen. Git git Beyza git. Aşkım ne? Merhaba. Merhaba, hoş geldin. Hoş buldum, nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? Ben de iyiyim. Oha! Oğlum ben batıda tutmaya giderim. Oğlum salak mısın, ne yapıyorsun? Dur batı, dur! Oğlum benim yapacağım en rahat. Sakın vurma, sakın vurma! Sakın vurma! Yalan ya! Gidemeyiz, biz gidemeyiz. Ben de çok üzüldüm. Hiç şey ağlamadım bu evde Doğan'a. Ben gitmiyorum çocuğum. Küçük oda ben sana önce sağırlar. Biz geldik. Hoş geldiniz. Tamam dur bir saniye. Ben çağırdım. Ben de ki Dilara çağırdı arkamdan gelecek bir de. Dilara çağırdı de arkamdan nasıl gelecek. Nasıl girmeyeceğim abi ya? Beyza beni dinle. Ben de nasıl olsun? Dilara çağırdı bir dakika. Bir dakika Dilara çağırdı diye. Bir dakika. Ben çağırdım ya. Korkma ya. Tamam otur. Bir dakika ne olacak biliyor musun? Tamam, ben oturun ya şu an gel neyden korkuyorsun evet sen? Evet ya ne oldu sen bu kadar? Sen de geç şu koltuğa otur. Gel izle bak gel izle. Gel ne oluyor bak gel izle ne oluyor. Sakin ol. Gel bak neler var. Manyaklar ya. Tam çözemedim ya. 30 bin mağarada vardılar. Çok yanlış. Ya biz kötü bir olmuş. Sen yalnız kalma diye toplu gelmek. Evet bu arada Oğuz'un sana olan yaklaşımına üzüldüm. Evet. Kapıyı tutuyorum kanka, ben. Kanka tam bu meyve seçme işine döndü ha. Oğuz'un sana olan yaklaşımına üzüldüm. Harem mi kuruyorsun bu oğlum? Çok kibar bir karşılama hak ediyorsun. Cana bak. O yüzden erkeklerin göstermediği o kibarlığı biz gösterelim dedik. Hem sana moral olsun, motiv olsun. Kırmızı odanı... Tam Beyza önüne dön bak harbi. Beyza nasıl bakıyorum harbiden? Yani ya. Bilmediğimden dolayı şey. Çağırdım ama bence... Bu kadarı değildi. Yok hayır bu kadar, bu kadar güven probleminden değildir de. Evet ben bu kadar kaba olmamalıydı ama. Bilmiyorum yani yanlış bir davranış bence. Bak erkekler eve birazcık şiplerine karşı çok kıskançlar. Konuşamıyorum. Çok kıskançlar ve erkekler kesinlikle bu tarz hareketleri asla onaylamıyorlar. Ama bilmediğimi söylemiştim zaten. Ama ben de sana söyledim ya. İşte çıkın gidin oradan ya. Bilmek istemiyorum dedin. Orada kendim tercih ettim. Yani çünkü kimin abi niye oturuyor bunlar? Sonsuza kadar beraber olmayacak bu insanlar. Kimin ne kadar ilişkin sahip çıktığını merak ettim. Örnek veriyorum. Şipi olan biri buraya gelip de kabul etseydi ilişkisine sahip çıkmayan bir insan olarak görecektim ve gözümde bir daha bitecekti. Sonsuza kadar burada beraber olmayacaklar o insanlar. O yüzden o yani ola da bilirler bilmiyorum. Ama sen, ola da bilirler. Sen kendini hayır. Kötü hissetme. Sen de buraya sonuçta bile tanışmaya geldin. Senin evet, yaptığın senin şey de çok normal. Biz girerken bize dediler yeni biri gelirse ne olur. Sonra hepimize soruldu bu sorular. Bu kadar çok tepki veremezler. Kimse kimsenin karısı kocası değil. Kendi aynen çaplarında öyle. Haklı olabilirler ama sana ilk günden bunu hissettirmeye hakları yok bence.
Ben çok üzüldüm. Ben aldım. Ya şey yapamıyorum. Hani normalde böyle davranmazlardı. Ben de çok şaşırdım. Yani bu kadar kaba yaklaşılmayı hak etmedin. İlk günün istediğin insanı çağırabilirsin. Tabii ki de. Kadın buraya girer. Sana aynen. Der ki benim bir tanıma yolum var, çıkar burada, söz hakkı onda, erkekte değil. Hadi diyelim çok sinirlendi, geldi, yine yaptığı hareketler doğru değil. Buraya gelmesine gerek yok, sen zaten o eve gideceksin. Yani. Seni orada da uyarabilirdi. Ama düzgün bir uslupla. Bu muameleyi ilk günden kimse hak etmiyor. Gerçekten üzüldüm. Bence seni oraya gitme, gel biz kızlar evinde yaşamayacağım. Aynen gel. Gel bizimle kızlar evinde yaşa, çok ciddiyim. Bu arada... Hani diyorsun ya işte bilmek istemiyorum, duymak istemiyorum ya da bu, söylemek şundan istemiyorum. Dolayı, tamam. Bu kadar bence şey olmamalısın. Yani bu birazcık... Gizeme kaçmak değil bu ama şöyle, şimdi örnek veriyorum. Senin bir ilişkin var diyelim, tamam mı? Ya mesela yaşını söyleyebilirdin en azından. Yaşımı sonra söyleyeceğim. Diyelim ki senin bir ilişkin var. Sen ilişkin olduğu halde bu odaya girip buraya oturuyorsan sen ilişki insanı değilsin. Benim amacım burada test etmek. Doğru. Ve örnek veriyorum, gelen kişi gayet düzgün bir şekilde istemediğini söyledi. Doğru olanı yaptı. Evet, doğru olanı yaptı. Yani bu kadar gösterdi. Basit. Ben kalkıp da onunla görüşeceğim, işte illa onu istiyorum muhabbeti yapmadım. Evet. Niye böyle davranıyorlar biliyor musun? Kesit kesit gösteriliyor ekrana. Hı-hı. Anlamıyorlar olayı. O yüzden bu kadar büyük tepki gösteriyor. Ya olabilir. Evet. Tepki gösterebilir. Sen evde olduğun zaman anlayacaksın. Ben hiçbir zaman zaten hani tepki göstermeyin demedim yani. Tepki gösterebilirler. O yüzden sorun yok yani. Senin için zor bir gün. Bakalım neler belki bekliyor, neler olacak. Belki zor olmaz ya, belki sakinleşirler. Aynen kanka, yıktılar evi. Gerçi üç kişi hazır. Zaten. Ben şu an relaxım ya çünkü evet, gidince ama beni anlayacaklarını düşünüyorum ya. Yani. Sakinliğini anladım şu an, evet. Kötü niyetim olmadığı için yani bu. Hayır ki, yapabilir de yani sonuç olarak burası gerçekten. Aynen ya, benim de anlamadığım şey de şu. Kısmetse olur evinde bir aşk yaşamaya çalışıyorsan bunları göze alman evet, gerekiyor. Tabii ki de öyle. Buna bu kadar büyük tepki vermeleri garip. Tamam, belki bizim de başımıza geliyor. Belki biri geldi, çabalamak ister. Evet. Son bölüme kadar ne yapacak? Gerçekten çabalamak isteyen biri olsa ne yapacak belki yani gerçekten? Evet, evet yani savaşmak istiyor. Allah o ne yapacağım, böyle mi tepki geçmiş verecek? Geçmiş olsun diyorum benim yani. Benim ulan beni, ben bırakana yani kadar bende kalacak. Evi yıktı resmen. Yıkabilir aşkım, problem yok. Deli ya. Korkuttu hepimizi. Aşkım elim ayağım titredi, kalp krizi geçecek. Evet, ben diyorum ya durun ben çağırdım diyeceğim. Bizim de tanışma yolumuz bugün gitti, bitti ama şu an bir ilişki de düşünmüyorum. Senin ona da kanka dedim zaten. Görünce de şaşırdım, ne alaka dedim ya böyle ilk başta sen görünce. Direkt zaten şey, kırmızı odanın kapısına götürürken gel kankacığım. Ne oldu? Keşke böyle olmasaydı. Biz evet, böyle insanlar değiliz aslında. Gerçekten aslında kötü çok bir şey yapmak için. Çok bir karşılığını yani hak ediyorum. İyi bir şey yapmaya çalışırken yine kötü bir şey yaptım. Bence onlar izledikten sonra kötü niyetli olmadığımı anlayacaklar ya. Evet ya, yani bu bize yaptığını açıklamayı söylersen. O biraz bizimkiler kıt beyin. Bir 3-4 kere anlatman gerek. Aynen. Yani. Bir anlatırım. Bir arada evet, tek canlım bir var. Anlatırım, sıkıntı yok. Ama bir şey söyleyeceğim. Çevirmedik mi ki? Ben çevirdim. Ama seni nasıl göndereceğiz? Biliyorum ben şimdi. Ben yapacak seni yollamak şey istemiyorum. Ya şurada bir tane robot var. Robot, biz Can'ı kızlar evine götürebiliyor muyuz? Yok, gitmek istersen git istersen. Yok, gidebilirim ya, sorun yok benim için. Ay, ben zaten sonuç olarak oraya her türlü gireceğim yani. Ya bu kadar gözünü de korkutmayın. Ben onu gözünü korkutmayın. Ben onu göndermek istemiyorum. Her türlü gireceğim oraya yani sonuç olarak. Eninde sonunda mecbur her şey. Can'a ayrı bir erkekler evi açalım. Yok. Ya gidip konuşurum, onları da anlatırım zaten, anlarlar bence. Anlayışı bence gösteririm. Bence de anlarlar ya. Sadece o deli fişek var ya, sarı bir tane. Bat. Hangisi? Bat bilirim. İzlememiş zaten. Ben izlemedim. Benim tanışma yolunu bugün bitirdiğim beyefendi. Olur kendileri. Onun o yıkan yıkan uzak, az önce birilen diğerler yıkılıyordu ya. Şey de. O sesleri getiren çocuk o. Şey ay inşallah bu kalabalığı da verirler. Sen yine ne düşüncelere daldın? Ya. Yine ne düşüncelere daldın? Biraz değişik o, biraz seviyor böyle. Oraya gittim de konuşacağım zaten ya. İnsan insan gibi karşılarlar bu sefer herhalde. Bence karşılarlar ya. Bence de. Yine de dikkatli, temkinli canı ol. Tarif olmuş gibi kapaktan önce görünecek. Ay evet. Şey yapıyormuşum böyle. O benim. Hayır, biri de kapı tutuyor. Ben Hasan abinin görevini aldım. Kapı tutuyor. Kaçmasın diye. Dördü birden mi ama ben bu kadar fazlasıyla baş edemem. Bakalım şimdi ne bekliyor bizi ya şu an. Tamam, çıkıyoruz. Hadi o zaman. Kendini kötü hissetmiyorum yani. Robota gitti ki ben kaçıyorum kızların yanına de. Bu arada gözlerini kendi gözlerine çıkmak belli oldu. Hoş geldin. Evet, kendi. Tekrar hoş geldin. Hoş buldum.